Hala şey yapıyorum. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu vesselamu ala Resulina Muhammedin. Ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Bu akşamki dersimizde 10. Söz Haşir Risalesi'nden bir parça okuyacağız. Çünkü biliyorsunuz Risale-i Nur'da da izah ve ispat edildiği gibi mevsimler içerisinde de haşrin en büyük delili ilkbahar, kıyametin delili de sonbahar. Ve şimdi etrafımızda hakikaten gözümüzle o ölü ağaçların dirilmesini, o yaprakları dökülmüş, çiçekleri solmuş gitmiş, ağaçların tekrar sündüs misal, gelinlik gibi, nişanlık elbiseler gibi giyinmiş vaziyetlerini görüyoruz, müşahede ediyoruz. Daha düne kadar o ağaçlar ölüydüler, çıplaktılar. Fakat şimdi rengarenk elbiselerle süslenmiş vaziyette dirildiklerini gözümüzle de müşahede ediyoruz. 10. sözün içerisinde 12 hakikat var. Onlardan 9. hakikati okuyacağız. 9. hakikatin çok ehemmiyeti var. Üstadımız neşredilmemiş bir mektupta diyor ki 10. sözün hulasasıdır 9. hakikat. Öyle çok okuyunuz ki diyor, o kadar çok mütalaa ediniz ki ezberleyecek derecede mütalaa ediniz diye tavsiye ediyor. Yine Sumur abinin anlattığı bir hatıra vardı. 10.000 sefer okudum dediği bir rivayete göre bu 10. sözün 9. hakikatıdır. Üstadımıza çok kıymet ve ehemmiyet vermiş. Okuyalım. Cenab-ı Hak istifademizi ziyade eylesin inşallah. 10. söz 9. hakikat. Bab-ı ihya ve imatedir. İsmi Hayy-i Kayyum'un muhyi ve mümitin cilvesidir. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş, koca arzı ihya eden ve o ihya içinde her biri beşer haşri gibi acib 300 binden ziyade enva-ı mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile ihatayı ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının enzarını saadet-i ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp, birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri şecere-i kainatın en cami ve en nazik ve en nazenin ve en nazdar ve en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir-i rahim, bir alim-i hakim kıyameti getirmesin, haşri yapmasın ve yapamasın, beşeri ihya etmesin ve edemesin, mahkeme-i kübrayı açmasın, cennet ve cehennemi yaratmasın, haşa ve kella. Bir daha baştan okuyalım. Giriş kısmında babı ihya ve imatedir dedi. Yani dünyaya adeta bir kapıdan gireceğiz şimdi. Sanki dünyanın dışındayız. Dünyanın dışından dünyaya gireceğiz. Bir kapı var. O kapıdan girdiğimizde dünyanın her yerindeki ölümleri ve dirilişleri göreceğiz. Yani kainatta aslında dünyamızda devamlı olan bir hadise bu.
Mesela biz şu anda canlı görünmekle beraber şu anda içimizde her dakika milyonlarca hücreler ölüyor, yerine yenileri yaratılıp diriltilip onlar yerine vazifeye geçiyorlar. Aynı bunun gibi yeryüzünün her yerinde, her bir eşyada ölümler ve diriltilmeler, ihyalar var. Yani bu ne demek? Bu dünyanın her yerinde ihya fiiliyle imade fiili devamlı cereyan etmekte. O zaman bu ihya ve imade fiilleri, sıfatları, şuunatları aynı zamanda şu esmayı, yani muhyi, hayat verici, diriltici ismiyle mümit, ölümü yaratan, ölümü veren ismini gösterdiği gibi hay ve kayyum isimlerini de iktiza ediyor. Onun için girişi böyle yaptı. Bab-ı ihya ve imatedir. İsmi hayy-ı kayyumun muhyi ve mümitin cilvesidir. Yani bu derste her şeye hay ve kayyum ismiyle, muhyi ve mümit ismiyle bakacağız. Hiç mümkün müdür ki ölmüş, kurumuş, koca arzı ihya eden, yani her kışta, sonbahardan itibaren yeryüzü, ağaçlar, bitkiler, otlar ölmeye, kelebekler, arılar, sinekler ölmeye başlıyorlar. Ölmüş, kurumuş, koca arzı ihya eden, hayatlandıran, tekrar dirilten ve o ihya içinde, o diriltme fiili içinde her biri beşer haşri gibi, insanların öldükten sonra dirilmesi gibi acayip 300 binden ziyade enva-ı mahlukatı haşir ve neşredip, yani ortalama üstadımızın verdiği kaba taslak bir rakam var. 400 bin çeşit mahlukat var yeryüzünde yaşayan. 100 bin hayvan, 100 bin kuşlar, 100 bin bitkiler, 100 bin de ağaçlar taifesinden 400 bin. Bunlardan 100 bini sabit, 300 bini her kışta ölüyor. Bir kısmı da kış uykusuna yatıyor. Bir nevi ölüyor. 300 bini ölüyor. Fakat baharda tekrar o 300 bin taife nev'in her birinin de hadsiz fertlerini ihya ediyor. Onun için diyor, insan haşrinden daha acayip. 300 binden ziyade enva-ı mahlukatı haşir ve neşredip kudretini gösteren her baharda. Ve o haşir ve neşir içinde nihayet derecede, son derecede karışık ve ihtilat içinde nihayet derecede imtiyaz ve tefrik ile o kadar karmaşa içerisinde, fakat hiçbir hayvan nev'ini, hiçbir bitki nev'ini, yaprağını, çiçeğini, meyvesini, şekillerini, rengini, desenini, kokusunu, ambalajını, hiçbirini birbirine karıştırmayarak mükemmel bir ayırmak ile, diğerlerinden fark ettirmek ile, imtiyaz ve iftirak ile ihatayı ilmiyesini gösteren, yani öyle bir ilminin genişliği var ki hiçbir şey ilminin haricinde değil, onun için hiçbir şey karışmadan, şaşırmadan aynıyla ne yapılıyor? İsmiyle, cismiyle, resmiyle iade ediliyor. İhata ilmiyesini gösteren ve bütün semavi fermanlarıyla beşerin haşrini vaat etmekle bütün ibadının enzarını, bütün semavi kitaplarında, fermanlarında, sayfelerinde de beşerin haşrini, bütün insanların öldükten sonra diriltileceğini Allah vaat etmekle bütün ibadının, bütün kullarının enzarını, gözlerini, akıllarını saadet-i ebediyeye çeviren ve bütün mevcudatı baş başa, omuz omuza, el ele verdirip, emir ve iradesi dairesinde döndürüp, birbirine yardımcı ve musahhar kılmakla azamet-i rububiyetini gösteren ve beşeri
şecere-i kainatın en cami insanları, kainat ağacının en cami, en nazik, en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir-i rahim. Yani Allah insana o kadar kıymet ve ehemmiyet veriyor ki bütün mevcudatı, bütün mahlukatı ona hizmetkar ediyor. Onun emrine, onun isteklerini karşılamaya onları koşturuyor. Demek bununla gösteriyor ki insana ne kadar kıymet veriyor. Bize verdiği cihazlar, azalar, organlar, duygular ve hissiyatlar o kadar nazik, o kadar latif, o kadar cami ki bunlar da gösteriyor ki insan Allah katında çok kıymetli bir mahluk. Yine o cümleyi okuyalım. Dedi, beşeri, şecere-i kainatın en cami, en nazik, en nazenin, en nazdar, en niyazdar bir meyvesi yaratıp kendine muhatap ittihaz ederek her şeyi ona musahhar kılmakla insana bu kadar ehemmiyet verdiğini gösteren bir kadir-i rahim, bir alim-i hakim kıyameti getirmesin. Yani Allah sonsuz kudret sahibi, kadir, her şeye gücü yeter. Ama diyor rahim, yani sonsuz kudretli ama çok da merhametli, çok da şefkatli. Alim diyor, her şeyi ihata eden bir ilmi var. Bütün zaman ve mekanları ihata eden bir ilmi var ama aynı zamanda da hikmet sahibi. Madem insana bu kadar şefkat etmiş, bu kadar merhamet etmiş, insanda sonsuz hikmetinin tecellilerini toplamış, o zaman o Kadir-i Rahim, o Alim-i Hakim kıyameti getirmesin. Mümkün mü? Haşri yapmasın ve yapamasın. Haşa ve kella, sonsuz kudret sahibi. Beşeri ihya etmesin veya edemesin. Hem alim, hem hakim, hem kadir, hem rahim. Mahkeme-i kübrayı açmasın, cennet ve cehennemi yaratamasın. Haşa ve kella. Evet, şu alemin mutasarrıf-ı zişanı her asırda, her senede, her günde bu dar muvakkat ruh-i zeminde, bu dar vakitli, devamlı zamanı geçen fani, hareketli ruh-i zeminde haşr-i ekberin ve meydan-ı kıyametin pek çok emsalini ve numunelerini ve işaretini icat ediyor. Ez cümle haşr-i baharide görüyoruz ki, bahar haşrinde görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade envaı, 300 binden ziyade envaı haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen ihya edip iade ediyor. Başkalarını ayniyet derecesinde bir misliyet suretinde icat ediyor. Bir daha okuyalım. Haşri Bahari'de görüyoruz ki 5-6 gün zarfında küçük ve büyük hayvanat ve nebatattan 300 binden ziyade envağı haşredip neşrediyor. Bütün ağaçların, otların köklerini ve bir kısım hayvanları aynen iade ediyor. Hani kış uykusuna yatanlar, toprağın böyle yarıklarına, deliklerine giren hayvanlar var, yer altına giren hayvanlar var, mağaralara çekilen hayvanlar var. Ölmüş gibi vaziyetteler. Fakat baharın gelmesiyle Cenab-ı Hak onları tekrar hayatlandırıyor. Aynen dirilmiş oluyorlar. Aynı ağaçların kökleri gibi aynen diriliyorlar. Ağacın gövdesi gibi aynen diriliyorlar. Ağacın dalları gibi aynen diriliyorlar. Hayvanlar da öyle. Ama bir de ne var? Mislen
dirilme var. Yapraklar, çiçekler ve meyveler gibi. Onlar da birbirinin geçen senenin misli olarak ruhları olmadığı için tam aynı diyemiyoruz ama gayrı da diyemiyoruz. Onun için mislen ve aynen o 300 binden ziyade envağı haşredip neşrediyor. Başkalarını ayniyet derecesine bir misliyet suretinde icat ediyor. Halbuki maddeten farkları pek az olan tohumcuklar o kadar karışmışken kemali imtiyaz ve teşhis ile o kadar sürat ve vüsat ve suhulet içinde çok kısa zaman içerisinde bir bakıyorsunuz sabah bir kalkıyorsunuz bütün ağaçlar özellikle erik ağaçları bembeyaz çiçekleriyle gelinlik giymiş gibi orada ne yapıyor? Duruyorlar. Allah Allah, daha dün yoktu yani. Subhanallah. Peki o kadar hadsiz sayıdaki erik ağacının bir anda hepsinin o bembeyaz çiçeklerle donatılması, subhanallah, süratli değil mi? Ne kadar süratli ve vüsatli, çok geniş bir dairede ve suhulet içinde, çok kolaylık içinde, kemal-i intizam ve mizan ile 6 gün veya 6 hafta zarfında ihya ediliyor. Yani bu 6 gün veya 6 hafta zamanında diriltilen bütün dünyadaki yaprakları sayabilsek, çiçekleri sayabilsek, sonra onları o 6 haftaya bölsek, 24 saate bölsek, ondan 60 saniye, 60 salise o kadar büyük rakamlar çıkıyor ki insan Allahu Ekber demeden duramıyor. Yani Cenab-ı Hak öyle bir tasarrufat yapıyor ki şiddeti zuhurundan gizleniyor. Göremiyoruz yani o harikalığı, o mucizeliği. O kadar kısa zamanda, o kadar geniş muhitte, o kadar kolay bir surette ne yapıyor? Haşrediyor, neşrediyor. Allahu Ekber. Hiç kabil midir ki bu işleri yapan zata bir şey ağır gelebilsin? Semavat ve arzı 6 günde halk edemesin? İnsanı bir sayha ile, bir emir ile haşredemesin. Veya İsrafil Aleyhisselam'ın surunun sayhasıyla, bir sesiyle diriltemesin. Haşa ve kella. Yani insana nispeten çok ehemmiyetsiz olan yaprak, çiçek, meyveleri bu kadar harika bir tarzda her bahar mevsiminde geniş bir mekanda bu kadar çabuk, süratli bir şekilde yaratan, dirilten Allah elbette kainatın en kıymetli varlığı olan insanı öldükten sonra ne yapar? Çok kolay bir şekilde tekrar ihya eder. Yani bu baharda gördüğümüz hadise bizim kalbimize, ruhumuza, aklımıza, hatta nefsimize kadar mutmain ediyor, bizleri tatmin ediyor. Öldükten sonra dirilmeyi adeta gözümüzle görüyoruz. Acaba muciz nüma bir katip bulunsa, hurufları ya bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfede karıştırmaksızın galaksız, sehirsiz, noksansız hepsini beraber gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa çok harika bir temsil geliyor. Çok harika bir misal. Acaba muciz nüma bir katip bulunsa, yaptığı işler mucizevari olan bir yazar, bir katip bulunsa, harfleri ya bozulmuş veya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfada karıştırmaksızın, galatsız, sehivsiz, hatasız, noksansız hepsini beraber, yani o 300 bin kitabın tamamını bir sayfa içerisinde gayet güzel bir surette bir saatte yazarsa, birisi sana dese şu katip kendi telif ettiği, yine kendi yazdığı senin suya düşmüş olan kitabını yeniden
bir dakika zarfında hafızasından yazacak. Sen diyebilir misin ki yapamaz ve inanma. Yani 300 bin kitabı bir sayfa içerisinde bir saatte yazan bir katip, diyorlar ki ya senin suya düşmüş ama yazarı da o zat, o muciz nüma zat, o kitabı tekrar yazabilir mi? Bir insanın tereddüde düşmesi bile yani ahmakçasına. Elbette yapabilir, elbette yazabilir. Veyahut ikinci bir temsil verdi, izahlarını aşağıda yapacak. Bir sultanı mucizekar, mucizeler sahibi bir sultan, bir hükümdar, kendi iktidarını göstermek için veya ibret ve tenezzüh için bir işaretle dağları kaldırır, memleketleri tebdil eder, denizi karaya çevirdiğini gördüğün halde. Sonra görsen ki büyük bir taş dereye yuvarlanmış, o zatın kendi ziyafetine davet ettiği misafirlerin yolunu kesmiş, geçemiyorlar. Biri sana dese o zat, o mucizekar padişah, sultan bir işaretle o taşı ne kadar büyük olursa olsun kaldıracak veya dağıtacak. Misafirlerini yolda bırakmayacak. Sen desen ki kaldırmaz ve kaldıramaz. Ne kadar acayip değil mi? Bir işaretle dağları kaldırıyor. Karaları denizlere, denizleri karalara çeviriyor yani. Böyle bir gücü, böyle bir kudreti, böyle mucizeli işleri var. O koca taşı acaba kaldırabilir mi, kaldıramaz mı? Tereddüt etmek, şüphe etmek, vesvese etmek bile ahmaklıktır, akılsızlıktır. Üçüncü bir temsil, son temsili. Veyahut bir zat bir günde yeniden büyük bir orduyu teşkil ettiği halde biri dese o zat bir boru sesiyle efradı istirahat için dağılmış olan taburları toplar, taburlar nizamı altına girerler. Şimdi hani askere alma var ya, öyle olsa ki diyelim Türkiye'nin tam merkezinde, bütün Türkiye'nin her tarafından bir gün içerisinde bir ordu teşkil etti. Öyle bir kumandan var. Mucizeli işler yapan bir kumandan var. Kudreti bütün memlekete geçen bir kumandan var. Bir emir verdi. Türkiye'nin her yerinden, her vilayetinden askerler ortada bir kez de toplandı. Sonra bu kumandan onlara istirahat verdi. Eğitim yaptırdıktan sonra istirahat verdi. Şimdi biri diyor ki, ya diyor acaba bu kumandan, bu istirahata dağılmış ordunun içinden bir taburu, acaba tekrar ayağa kaldırıp tekrar talim yaptırabilir mi? Yahu tüm memleketin her yerinden bu kadar askeri bir günde buraya toplamış. Ya zaten burada olan ve istirahatte olan taburu niye bir komut ile toplayamasın? Allah Allah. Yani bu misalleri okuyunca öldükten sonra dirilmenin ne kadar kolay, ne kadar kat'i olduğu anlaşılıyor. Hani İbn Sina gibi bir dahi hikmet, haşir meselesi naklidir. Ayetle gelmiş, hadisle gelmiş, iman ederiz. Fakat akıl buna yol bulamaz dediği, zor zannettiği o meseleyi bu asırda Cenab-ı Hak Kur'an'ın dersiyle Bediüzzaman Hazretlerine, Risale-i Nur eserleriyle de bizlere ne yapmış? O büyük hakikatleri çok kolay temsillerle önümüze koymuş. Biz de buraya bakıyoruz. Sonra kainatın neresine baksak Allah-u Ekber, Subhanallah. Ne diyoruz? Ya Muhyi. Sonbahar geliyor. Ya Mümit diyoruz değil mi? Ya Hayyu, Ya Kayyum deyip müşahede ediyoruz. Şimdi bu üç temsilin manasına, hakikatına bir işaret verecek. İşte şu üç temsili fehmettiğinize bak. Nakkaş-ı Ezeli gözümüzün önünde kışın beyaz sahifesini
çevirip bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp, yani Cenab-ı Hakk'ın kudretinde sanki mevsimler şu kitabın sayfaları gibi. Yani burası kış sayfası. Arkası sonbahar. Sonbahar, kış sayfası. Şimdi Cenab-ı Hak ne yapıyor? Şu sayfayı çevirmekle, bu taraf ilkbahar, bu tarafta yaz mevsimi. Hatta belki şöyle de olsa daha güzel olacaktı. Yani şurası kış olsun, sonbahar, kış. Burası da ilkbahar ve yaz sayfası. Şimdi kış mevsimindeyken sayfa burada. İlkbaharın gelmesi için ne lazım? Sadece bu sayfayı çevirmek lazım. Sayfayı çevirdin, ilkbahar, hemen yanında da yaz geldi. Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretinde mevsimleri değiştirmek, bir kitabın sayfelerini çevirmek kadar kolay. Yani böyle bir kudret sahibi olanın, böyle bir kudret sahibi olan Allah'ın yanında bütün insanları tekrar diriltmek ne kadar zor olabilir ki yani? Allah Allah. O sonsuz kudrete hiç de ne yapmaz? Tesir etmez yani. Evet. Ne demişti? Bak, nakkaş ezeli gözümüzün önünde kışın beyaz sayfasını çevirip bahar ve yaz yeşil yaprağını açıp ruh-i arzın sayfasında, yeryüzü sayfasında, yani yeryüzü, hani yukarıda misalde demişti ya, harfleri ya bozulmuş ya mahvolmuş 300 bin kitabı tek bir sayfada yazıyor demişti ya, işte o tek sayfa yeryüzü. Yeryüzü bir sayfa. İçinde de 300 bin taife ölmüş veya toprağa girmiş, ölü gibi bir vaziyette, kimisi ölmüş, çürümüş, dağılmış bir vaziyette, Cenab-ı Hak her bahar mevsiminde, o bahar mevsimi gelince yeryüzü sayfasında o 300 bin nebatat ve hayvanatı ihya ediyor. Ruh-i arzın sayfasında 300 binden ziyade envaı kudret ve kader kalemiyle ahsen-i suret üzere yazar. En güzel bir surette, en güzel bir şekilde yazar. Birbiri içinde birbirine karışmaz. Beraber yazar, birbirine mani olmaz. Teşkilce, suretçe birbirinden ayrı, hiç şaşırtmaz, yanlış yazmaz. Evet, çok acayip bir cümle geliyor. En büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden Zat-ı Hakim-i Hafiz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Allah Allah! En büyük bir ağacın ruh programını o ufacık, küçücük çekirdeğin içerisine koyuyor Allah. Sonra yağmurlar, çamurlar, karlar, soğuklar, fırtınalar onu toprağın içerisinde karıştırmadan, bozmadan muhafaza ediyor. Sonra mevsimi geldiği zaman o çekirdeği çatlatıp topraktan o ağacı tekrar ihya ediyor, çıkarıyor. Şimdi en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip yerleştirip içine yazıp muhafaza eden Zat-ı Hakim-i Hafiz, hem hikmet sahibi hem erdi muhafaza eden, kaydeden Zat-ı Hakim-i Hafiz, vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki, insan toprağa girdiği zaman her şeyi çürüse, dağılsa, hatta din bazıları yakıyorlar ya, yaksalar insandan acbüz zenet diye kuyruk sokumunda bir kemik var demiş Peygamber Efendimiz. Çok küçük bir kemik. O hiçbir zaman tahrip olmuyor. Cenab-ı Hak insanın bütün programını, yani vücudundaki en küçük
hücresine, atomuna kadar her birinin plan ve programı ve hayatı boyunca yaptığı, işlediği, gördüğü, işittiği her şeyinin kaydedildiği bir çip. Acbüzzene diyor ki onu muhafaza eder Cenab-ı Hak. Haşir zamanı gelince İsrafil Aleyhisselam haşir için surunu üflediği zaman Cenab-ı Hak diyor o hale mahsus özel yağmurlar gönderir diyor. Onunla o toprağın içinde bulunan acbüzzene tohumları çatlar ve insanlar diyor aynı bitkiler gibi cesetleri toprağın üzerinde ihya edilir. Sonra Cenab-ı Hak onlara ruhlarını iade eder. Ondan sonra işte haşir meydanına toplanma var. Onun için aynı yani insanın haşri, aynı bitkilerin, ağaçların haşri ve neşrine çok benziyor. Onun için bu cümleyi bir daha okuyalım. Çok harika. Yani mümkün olsa şu cümleyi ezberleyebilsek yani hem kendimize hem başkalarına çok büyük faydalar verir. Dedi ki en büyük bir ağacın ruh programını bir nokta gibi en küçük bir çekirdekte derc edip muhafaza eden Zat-ı Hakimi Hafiz vefat edenlerin ruhlarını nasıl muhafaza eder denilir mi? Elbette denilmez. Ve küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren, yani Allah'ın kudretine şöyle semaya baksak, yani ilim gözlüğüyle, astronomi ilmiyle baksak, o dünyamızın büyüklüğüyle dönüşü, hemen yanımızdaki ayın dönüşü, sair gezegenlerin hareketleri, bağlı bulunduğumuz güneşin hareketi, sonra hep beraber sistem olarak hareket, Samanyolu'nun hareketi ilahir. Yani bunları sapan taşı gibi bu kadar kolay çeviren bir kudrete ne zor gelebilir ki? Allah Allah. Bir de öyle çeviriyor ki hani bizde arabalarımız var değil mi? Bizim arabalar ne yapıyor? Sıfırdan başlıyor. Önce açıyoruz kontağı. Araba çalıştıktan sonra vitesi 1'e alıyoruz. 2, 3, 4, 5 hani bazı arabalar olsun 6. vites. Gidiyorsun gidiyorsun sonra bir bakıyorsun ha tehlike var. Hemen 6, 5, 4, 3, 2, 1 aşağı iniyorsun. Frene basıyorsun. Değil mi? Gaza basıyorsun. Devamlı bir hareket faal. Ama dünyamız milyonlarca seneden beri hiç vitese takmadan, hiç frene basmadan, hiç gaza basmadan, değil mi? Allahu Ekber, ne kadar güzel döndürüyor Cenab-ı Hak. Öyle döndürüyor ki çok insanlar dünyanın döndüğünü inkar etmişler. Deseler, demişler dönse fark ederdik canım yani. Ama fark ettirmeden nasıl bir kudret bu? Allahu Ekber, ona ne zor gelebilir ki? Ve küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zat-ı Kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı? Yani üzerimizdeki mezardayız ya, üzerimize toprak var. Adam diyor ki bu toprağı nasıl kaldıracak? Allah Allah, küre-i arzı sapan taşı gibi çeviren, gezegenleri, yıldızları, galaksileri böyle çeviren bir kudret sahibi senin üzerinde olan toprağı niye kaldıramasın ki? Allah Allah. Küre-i arzı bir sapan taşı gibi çeviren Zat-ı Kadir, ahirete giden misafirlerinin yolunda nasıl bu arzı kaldıracak veya dağıtacak denilir mi? Hem hiçten, yeniden, yani sıfırdan, birden, bütün zihayatın ordularını, bütün cesetlerinin taburlarında kemali intizamla zerratı emri kün feyekün ile kaydedip yerleştiren Cenab-ı Hak birçok ayette buyurmuş ki ben diyor bir şeyin var olmasını istediğim zaman sadece ona ol kün derim feyekün hemen oluverir diyor. Öyle bir kudret sahibi emriyle iş görüyor. Emrinin içinde ilim de var, emrinin içinde irade de var, emrinin içinde kudret de var. Allah Allah. Zerratı
emri kün feykün ile kaydedip yerleştiren, ordular icat eden Zat-ı Zülcelal, tabur misal cesedin nizamı altına girmekle birbiriyle tanışan zerrat-ı esasiye ve eczai asliyesini bir sayha ile nasıl toplayabilir denilir mi? Mümkün mü? Hem bu bahar haşrine benzeyen dünyanın her devrinde, her asrında, hatta gece gündüzün tebdilinde, hatta cevvi havada bulutların icat ve ifnasında haşre numune ve misal ve emare olacak o kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Yani sade öldükten sonra dirilmenin tecellisi sade baharda görülmüyor diyor bak. Dünyanın her devrinde, yani her devirde yerler değişiyor, mekanlar değişiyor, evler değişiyor, insanlar değişiyor değil mi? Cenab-ı Hak adeta her yeri tekrar tekrar dünyanın her devrinde ihya ediyor. Her asrında, her yüzyılda bir değiştiriyor, yeryüzünü değiştiriyor. Hatta diyor gece gündüzün tebdilinde, gece gündüzün birbirini takibinde. Değil mi? Biz mesela gündüz uyanırız, bak ihya fiili bizde tecellidi, canlıyız, hayattarız. Ama gece oluyor hemen uykuya yatıyoruz. Uykuya yatmamız da acayip. Hele hele bazı insanlar var, derler ya yanında top atılsa adam uyanmıyor hakikaten. Tam ölü gibi adam yani. Ama bir bakıyorsun sabahleyin tekrar haşrediliyor. Onun için Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam yatarken uykunun bir ölüm, hayatın ise bir diriliş olduğunu ifade ederek yatar. Kalkınca da Allah'a hamd eder ki elhamdülillah diyor, beni ölüyken dirilten Allah'a hamd olsun diyor. Demek aslında her uyku ölümün küçük kardeşidir zaten. Bir nevi ölmek, uyanmak ise bir nevi dirilmeyi temsil ediyor. Peki sade biz mi? Bütün insanlar, bütün hayvanlar, bütün bitkiler her gece uyuyor, her sabah diriliyorlar. Demek onunla da Cenab-ı Hak aslında öldükten sonra dirilmeyi bize gösteriyor. Başka? Cevvi havada diyor, hava boşluğunda, atmosferde, bulutların icat ve ifnasında. Bir bakıyorsun berrak, hiçbir şey yok. Masmavi bir gökyüzü. Sonra bir bakıyorsun bir parça bulut, bir parça daha, bir parça daha, bir parça daha. Bir bakıyorsun gökyüzü bulutla kaplanmış. Sonra bir gidiyorsun bir işini yapıyorsun. Yarım saat sonra bir hiçbirisi yok. Subhanallah. Sanki o bulutları da ne yapıyor? İhya ediyor, sonra öldürüyor. Bize haşrin numunelerini semada da bulutlarla da gösteriyor. Bulutların icat ve ifnasında haşre numune ve misal ve emare olacak ne kadar nakışlar yaptığını gözünle görüyorsun. Hatta eğer 1000 sene evvel, eğer hayalen 1000 sene evvel kendini farz etsen, sonra zamanın iki cenahı olan mazi ile müstakbeli birbirine karşılaştırsan, asırlar günler adedince misali haşir ve kıyametin numunelerini göreceksin. Yani böyle zamanda yolculuk yapsak veya buradaki gibi hayalen 1000 sene evveline gitsen, geçmiş zamana sonra da gelecek zamana bakabilsek, hakikaten o kadar çok kıyametler, o kadar çok haşirleri müşahede edeceğiz. Diyor ki asırlar günler adedince misali haşir, haşrin misali, örneği, benzerleri ve kıyametin numunelerini göreceksin. Sonra bu kadar numune ve misalleri müşahede ettiğin halde haşri cismaniyi, yani insanların cismen, ceseden haşredilmesini akıldan uzak görüp istibal etmekle inkar etsen, ne kadar divanelik olduğunu sen de anlarsın. Bak, ferman-ı azam, en büyük ferman olan Kur'an-ı Azimüşşan bahsettiğimiz hakikate dair ne diyor?
Tanzur ila afari rahmetillahi keyfe yuhyil arda ba'de mevtiha inne zalike le muhyil mevta ve huve ala kulli şeyin kadir. Diyor ki bak, Cenab-ı Hak bakmayı bizlere nasip etsin yani. Hani bakmak farklı, görmek farklı ya. Öyle bir bakmak lazım ki onun derinliğine kadar nüfuz etmek lazım yani. Yani öküzün trene baktığı gibi, yani ağaçlara, çiçeklere, yapraklara, otlara, oradan çıkan güllere, değil mi, sümbüllere, gelinciklere öküz gibi bakmamak lazım. Aa çiçek, ne güzel çiçek. Aa çiçekler açmış. Aa ağaçtan çiçekler çıkmış. Ya bizim erik ağacı açmış. Ya bu öküz gibi bakış yani. Ama hakiki imanla bakış böyle değil. Ya bunlar daha dün yoktu, şimdi varlar. Bunları var eden kim? Bunları öldükten sonra dirilten kim yani? Maşallah, ne güzel yaratmış, ne güzel ihya etmiş, ne güzel hizmetlerde kullanıyor deyip hayretle Subhanallah, Allahu Ekber, La ilahe illallah, Elhamdülillah sadalarıyla tefekkür etmemiz icap ediyor. Onun için dikkat çekiyor. Tamam dur, bak ne diye? İlâ âthâ rahmetillah. Allah'ın rahmet eserlerine bak. Allah Allah. Keyfe yuhyil arda bade mevtiha. Yani Allah ölmüş arzı ne keyfiyette, bu kadar kolaylıkla, bu kadar süratle nasıl diriltiyor? Görüyorsun işte nasıl diriltiyor. Bak ona, gör onu. O zaman inne zalike le muhyil mevta. Bu arzı, arzın içindeki bitkileri, ağaçları, yaprakları, çiçekleri, meyveleri, hayvanları, kelebekleri, arıları ihya eden Allah. Diyor ki sizin ölülerinizi de aynen o kolaylıkta diriltecektir. Allah Allah. Arkasını da ve hüve ala külli şeyin kadir. O Allah ki kudreti her şeye kafidir. Hiç kimse onun kudretinden kaçamaz, kurtulamaz. Sonsuz bir kudret. Elhasıl artık özetliyor, bitirecek inşallah. Haşre mani hiçbir şey yoktur. Demek haşre engel olabilecek hiçbir şey yok. Çünkü Allah'ın kudretinden daha büyük bir kudret yok ki mani olsun. Allah'ın ilminden daha büyük bir ilim yok ki mani olsun. Onun için haşre mani hiçbir şey yoktur. Muktazi ise, haşri gerektiren sebepler, şartlar ise her şeydir. Evet, mahşeri acayip olan şu koca arzı adi bir hayvan gibi, basit bir hayvan gibi imate öldüren ve ihya eden, tekrar dirilten, hayatlandıran ve beşer ve hayvana hoş bir beşik, güzel bir gemi yapan ve güneşi onlara şu misafirhanede ışık verici ve ısındırıcı bir lamba eden, seyyaratı meleklerine tayyare yapan bir zatın bu derece muhteşem ve sermedi rububiyeti ve bu derece muntazam ve muhit hakimiyeti elbette yalnız böyle geçici, devamsız, bir karar, kararsız, ehemmiyetsiz, mütegayir, devamlı değişen, bekasız, nakıs, noksan, tekemmülsüz, kemalsiz, umuru dünya üzerinde kurulmaz ve durmaz. Yani Cenab-ı Hakk'ın bu sonsuz esmasının sonsuz tecelliyatları bu fani, kemalsiz, geçici, mütegayir saydığı o sıfatlarla bu dünya üzerine tam tezahür edemez. O zaman baki bir alem, müstekar bir mevki lazım. Bu dünyaya sığmıyor. Demek ona şayeste, onlara layık, daimi, berkarar, zevalsiz, muhteşem bir diyarı ahir var. Ahiret diyarı var. Başka baki bir memleketi vardır. Bizi onun için çalıştırır. Oraya davet eder.
Hani yine bu 10. sözün sonunda var. Hazırlanınız. Ya Cenab-ı Hak bizleri baki bir aleme davet ediyor. Onu kazanmaya çalışınız ya. Allah Allah. Oraya davet eder. Yani hepimiz nereye davetliyiz? Ahirette cennete davetliyiz. Ve oraya nakledeceğine, zahirden hakikate geçen ve kurbu huzuruna, huzuruna yakınlığa müşerref olan bütün ervah-ı neyyire ashabı, yani ruhları nurani olan peygamberler aleyhisselam, bütün kulubu münevvere aktabı, yani kalpleri nurlanmış evliyalar, kutuplar, Kuddüs-i Sirruhu, bütün ukulü nuraniye erbabı olan, akılları nurlanmış bütün alimler, ulemalar, asfiyalar şehadet ediyorlar. Yani insanlık semasının güneşleri, ayları, yıldızları olan bu muhteşem zatlar hepsi istisnasız ittifakla ahirete, cennete, cehenneme gidileceğini, kimisi kerametiyle, kimisi keşfiyatıyla, kimisi mucizatıyla, kimisi ilmiyle, ilmi eserleriyle ispat etmişler. Cenab-ı Hakk'ın vaad-ı ilahisini tasdik etmişler. Yani bu kadar zatın söylediği bir sözün yanlış olma ihtimali olabilir mi? Hani böyle bazen derslerde misal veriyoruz. Mesela yabancı bir vilayete gitsek, daha önce hiç gitmediğimiz bir vilayete gitsek, birisini ziyaret edeceğiz. Elimizde de adres var. Şimdi navigasyonlar var ama hani biz navigasyon olmadığını, olmadığı zamanları düşünelim. Şimdi arabayı geldik oraya, şehrin merkezine. Arabayı çektik, baktık birisi oradan geçiyor. Kardeş, kardeş hemen geldi. Selamünaleyküm, aleykümselam. Ya kardeşim kusura bakma, biz buraların yabancısıyız. Bu adrese gitmemiz lazım ama nasıl gideceğimizi bilmiyoruz. Sen biliyor musun? Adam alıyor şöyle bir bakıyorum diyor. Bak diyor şu işte ışıklar var ya, oradan sağa sapacaksın. Ondan sonra 3 tane ışık geçeceksin. Sola çap, sola sapacaksın. İlk bina. Hemen ne yapıyoruz? Teşekkür ediyoruz ve onun dediği gibi gidiyoruz. Halbuki bu adamı tanımıyoruz. Doğru mu söylüyor, yalan mı söylüyor? İyi niyetli mi, kötü niyetli mi? Hiç bilmiyoruz. Ama adama itimat ediyoruz. Halbuki yalan söylemeleri mümkün olmayan 124 bin enbiya, peygamber, birçok güzel ahlakıyla, kerametleriyle öne çıkmış bütün kutuplar, evliyalar, milyonlarca, yani 124 milyon evliya, hadsiz sayıda alimler, asfiyalar ittifakla diyorlar ki ahiret var, cennet var, cehennem var. Adam diyor acaba. Ne kadar ahbapçasına bir şey değil mi ya? Subhanallah. Bunlara güvenmeyeceksin de kime güveneceksin? Evet. Ve bir mükafat ve mücazat ihzar ettiğini, Cenab-ı Hakk'ın hazırladığını müttefikan, hepsi ittifakla, birlik ve beraberlikle haber veriyorlar. Ve mükerriren pek kuvvetli vaat ve pek şiddetli tehdit eder, naklederler. Kulful vaad ise hem zille hem tezellüldür. Hiçbir cihette celali kutsiyetine yanaşamaz. Kulful vaid ise ya aftan ya aczden gelir. İki tane kulf söyledi. Birincisi kulful vaat. Kulful vaat cenneti vaat etmiş. Bize iyilik, güzellik diyarını vaat etmiş. Ondan dönmesi kulful vaat. Nedir bu? Hem zillet hem tezellüldür. Hiçbir cihetle celali kutsiyetine yanaşamaz. Kulful vaid ise, yani cehennemle bizleri Cenab-ı Hak tehdit etmiş, o tehdidini, cehennem sözünü yapamaması, kulful vaid ise ya aftan ya acizden gelir. Ya o kafirleri affedecek, mümkün değil. Neden? Şimdi sayacak madde madde bazı şeyleri sayacak ki kafirin affı mümkün değil. Aynı zamanda veya acizden gelecek. Halbuki Cenab-ı Hak kadir-i mutlaktır. Her şeye kudreti yetiyor. O zaman ne kulfül vaat
Ne kulfül vaid etmez. Vaadını da, vaidini de Cenab-ı Hak bizzat yerine getirir. Çünkü öyle kudret, öyle ilim onları iktiza ediyor. Halbuki küfür cinayeti mutlakadır. Yani affı mümkün değil, affa kabil değil. Şimdi ona küçük bir numune izah getirecek. Haşiye, evet küfür mevcudatın kıymetini ıskat. Yani bir insan Allah'ı inkar edince bütün varlıkların kıymetlerini düşürüyor. Neden? Çünkü her eser sanatkarından kıymet alır. Sanatkarı ortadan kaldırılırsa o sanat eseri, mesela resim olsa, tablo olsa, kağıttan, tuvalden, işte boyadan ibaret bir şeyi kalır, kıymeti bir anda düşer. Bütün kainattaki bütün mevcudanın kıymeti Allah'tan geliyor. Çünkü yaratan o, yapan o, süsleyen o, harika sanatlarını onlarda gösteren o. Bir insan Allah'ı inkar etti mi bütün varlıkların kıymetlerini düşürüyor. O zaman bu ne demek? Ahirette bütün varlıklar, en küçük atomlara kadar hepsi kafirlerden davacı olacaklar. Yani bütün kainattaki atomlar deseler ki ya Rabbi bu bizleri, seni inkar etmekle bizim kıymetimizi düşürdü. Bizim için bir dakika yansın dese zaten adam ebediyen cehennemden çıkamaz yani. Sadece atomlar için yansa yani, her birisi için birer dakika. Onun için çok mühim. Küfür mevcudatın kıymetini ıskat, sukut ettirmek. Ve manasızlıkla ittiham ettiğinden. Çünkü her şey Allah'ın varlığıyla mana kazanıyor. Ama Allah'a haşa inkar etsen bütün eşyanın manaları kayboluyor. O zaman o manalar ve hakikatler de o kafirden davacı. Bütün kainata karşı bir tahkir, hakaret etme, kıymetini düşürtme ve mevcudat aynelerinde cilve-i esmayı, yani Allah'ı inkar etmek sadece Allah'ın zatını değil, bütün esmasını inkar etmek, bütün esmasının tecellilerini, bütün sıfatını, bütün sıfatının tecellilerini, bütün şuunatını, bütün şuunatının tecellilerini inkar etmek demek oluyor. O zaman her biri adedince mesul oluyor. Cilve-i esmayı inkar olduğundan bütün esmayı ilahiyeye karşı bir tezyif ve mevcudatın vahdaniyete, Cenab-ı Hakk'ın varlığına ve birliğine olan şehadetlerini reddettiğinden bütün mahlukata karşı bir tekzip, yalanlama olduğundan istidadı insaniyi, insanın ruhunu, vicdanını, kalbini, istidat ve kabiliyetlerini öyle ifsad eder, bozar ki salah ve hayrı kabule liyakatı kalmaz. İşte bunu hak edince de hatamallahu ala kulubi mümkün olmuyor. Çünkü ruhunu, kalbini, vicdanını öyle bozuyor, öyle çürütüyor ki yeniden onun dirilmesi mümkün olmuyor. Salah ve hayrı kabule liyakatı kalmaz. Hem bir zulmü azimdir ki, küfür büyük bir zulümdür ki, umum mahlukatın ve bütün esma-i ilahiyenin hukukuna, haklarına bir tecavüzdür. İşte şu hukukun, yani bütün bu mahlukatın, bütün esma-i ilahiyenin cilvelerinin, sıfat, şuuna, hepsinin cilvelerinin hakları ve hukuku, işte şu hukukun muhafazası ve nefsi kafir hayra kabiliyetsizliği, küfrün ademi affını, af edilmemesini iktiza eder. İnne şirke le zulmün azim. Muhakkak ki şirk en büyük bir zulümdür. Şu manayı ifade eder. Küfür cinayeti mutlakadır. Affa kabil değil. Kadir-i mutlak ise acizden münezzeh ve mukaddestir. Şahitler, muhbirler ise mesleklerinde, meşreplerinde, mezheplerinde muhtelif oldukları halde kemal ittifak ile şu meselenin esasında müttefiktirler.
kesretçe tevatür derecesindedirler. Yani o 124 bin enbiya, 124 milyon evliya, o yine milyonlarca alimler, değil mi? Onların hepsinin toplamı kesretçe tevatür. Yani bu sözün üzerine başka söz söylenemez. Kesretçe tevatür derecesindedirler. Yani kat'iyet derecesinde. Keyfiyetçe icma kuvvetindedirler. Mevkice her biri nevi beşerin bir yıldızı, bir taifenin gözü, bir milletin azizidirler. Ehemmiyetçe şu meselede hem ehli ihtisas hem ehli ispattırlar. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalardan müreccahtırlar. Şimdi hastalık var ya, salgın var. Şimdi mühendisler, makine mühendisleri kafa kafaya verip de koronavirüsünü çözmeye kalksalar onların sözü hüccet olmaz. Neden? O ilimden çok uzak ilimleri. Ancak doktorların hükmü ne yapılır? Kabul edilir. Çünkü onun mesleği. Yani aynı bunun gibi. Yani ahiret enbiyaların, evliyaların, ulemaların adeta yani mesleği. O zaman o meslekte onların sözüne ne tabi olunması icap ediyor. Başka mesleklerde bulunanların sözü o meslekte geçmez. Halbuki bir fende veya bir sanatta iki ehli ihtisas binler başkalardan müreccahtırlar ve ihbar da haber vermekte, iki müsbit ispat eden binler nafilere reddedenlere tercih edilir. Mesela Ramazan hilalinin sübutunu ihbar eden iki adam binler münkirlerin inkarlarını hiçe atarlar. Elhasıl artık bitiriyor. Dünyada bundan daha doğru bir haber, daha sağlam bir dava, daha zahir bir hakikat olamaz. Bu kadar kat'i haşir, bu kadar kat'i cennet ve cehennem. Demek, son cümlesi geldi, demek şüphesiz dünya bir mezradır. Yine tarımla bize ders verecek. Çünkü hadiste de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam böyle buyurmuş. Dünya mezratül ahiret demiş yani. Bu dünya nedir? Ahiretin tarlası. Onun için bu dünya mezradır. Tarladır yani. Bak dedi, şüphesiz dünya bir mezra. Dünya bir tarla. Mahşer ise bir beyderdir. Yani harman yeri. Ne oldu? Bütün mahsulat haşir meydanında toplandı. Toplandı ama ne var? Saplar var, samanlar var, buğdaylar var, otlar var yani. Ne olması lazım? Somaklar var, taneler var yani. Bunların ne olması lazım? Ayırt edilmesi lazım. Sonra da her birisi kendine layık bir mekanda depolanması lazım. Orada işlem görecekler. Allah Allah. Mahşer ise bir beyderdir, harmandır. Cennet, cehennem ise birer mahzendir. Cenab-ı Hak bizden inşallah buğday gibi yani o kaliteli, kıymetli olup da cennet mahzenine alınanlardan eylesin inşallah. Asıl dersimiz bitti. Bir de Laika'dan kısa bir yerle, yani Laika mektubu da okumuş olalım. Tam ders gibi bir mana olsun inşallah. Kastamonu Laikası'nın sonlarında 250. sayfada şöyle bir bahis var. Onunla bitiriyoruz inşallah. Diyor ki evet, Risale-i Nur'un o kadar dehşetli muannitlere karşı galibane mukavemeti sırrı ihlastan ve hiçbir şeye alet edilmemesinden ve doğrudan doğruya saadet-i ebediyeye bakmasından ve hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemesinden, hizmet-i imaniyeden başka bir maksat takip etmemesinden ve bazı ehli tarikatın ehemmiyet verdikleri keşif ve keramat-ı şahsiyeye, şahsi kerametlere ehemmiyet vermemekten ve velayet-i kübra sahipleri olan
sahabiler gibi veraset-i nübüvvet sırrıyla yalnız iman nurlarını neşretmek ve ehli imanın imanlarını kurtarmaktır. Çok antika bir cümle değil mi? Ehli imanın imanını kurtarmak. Hem diyor ki ehli iman, hem diyor ki imanını kurtarmak lazım. Çünkü ayet-i kerimede Cenab-ı Hak ya eyyühellezine amenu, aminu billah. Ey iman edenler, Allah'a iman edin diyor. Demek imanın çok mertebeleri var. Yani taklidi, çok zayıf imanlar var. En ufak bir soruda, en ufak bir şüphede zayi olan imanlar var. Veya görünüşte ben müminim elhamdülillah diyor ama iç dünyasında inansa mı inanmasa mı? Allah'a imanda, öldükten sonra dirilmeye imanda, meleklere imanda şüphesi var. Kadere imanda şüphesi var adamın. Subhanallah. Ama görünüşte ehli iman. Cenab-ı Hak diyor ki ey ehli iman, Allah'a iman et diyor. Yine Hucurat suresinde Kâletil Arap diye başlayan bir ayet-i kerime var. Cenab-ı Hak buyuruyor ki o bedevi Arap dedi ki amenna, ben iman ettim. Cenab-ı Hak diyor ki hayır, o iman etmedi. Çünkü iman kalbine daha oturmadı. Onun için o amenna demesin. Eslemna, İslam olduk, teslim olduk desin diyor. Demek imanın akıldan kalplere, ruhlara yerleşmesi lazım. Oturması lazım. Ki Azrail aleyhisselam geldiği zaman o imanın zayi olmaması icap ediyor. Onun için öyle bir iman lazım. O imanın takviyesi, o imanın kalplere, ruhlara sirayet ettirilmesi lazım. Evet, Risale-i Nur'un bu dehşetli zamanda kazandırdığı iki netice-i muhakkakası. Çok antika bir cümle söylüyor. Muhakkak iki tane neticesi var. Neymiş onlar? Netice-i muhakkakası her şeyin fevkindedir. Başka şeylere ve makamlara ihtiyaç bırakmıyor. Birinci neticesi, sadakat ve kanaatla Risale-i Nur dairesine giren, imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senetler var. Demek sadakat ve kanaatla Risale-i Nur dairesine giren, inşallah imanla kabre gireceğine gayet kuvvetli senetler var. Bundan daha büyük müjde, bundan daha büyük bir haberimiz yokken takarrur ve tahakkuk eden şirketi maneviye-i ukreviye, yani ahiret ortaklığı şirketi, şirketi maneviye-i ukreviye cihetiyle her bir hakiki sadık şakirdi binler diller ile, kalpler ile, dikkat, dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek. Demek ki biz günde en azından bir 15 dakika Risale okusak, Risale-i Nur talebesi ünvanını alıyoruz. O ünvan ile bütün nur talebelerinin bütün dualarından, bütün istiğfarlarından, bütün ibadetlerinden hisse alıyoruz. Ne kadar büyük bir kar değil mi? Milyonlarca mübarek insanların ibadetleri, duaları, istiğfarları bizim amel defterimize yazılıyor. Neden? Nur talebeleri arasında ne var? Ahiret şirketi ortaklığı var. Yani birisi kazandığı zaman o kazandığı her bir ferdin, her bir nur talebesinin defteri amaline yazılıyor, kaydediliyor. İnşallah ahirette de o binler, milyonlar insanların, mübarek zatların, nur talebelerinin sevaplarıyla inşallah bizler de mizanı, sıratı geçip inşallah Allah'ın izniyle cennetteki saadete inşallah ulaşacağız. Dedi, şirketi maneviye-i ukreviye cihetiyle her bir hakiki sadık şakirdi binler diller ile kalple dua etmek, istiğfar etmek, ibadet etmek ve bazı melaike gibi 40 bin lisan ile tesbih etmektir. Ve Ramazan-ı Şerif'teki hakikat-ı Leyle-i Kadir gibi
kutsi ve ulvi hakikatları 100.000 el ile aramaktır. Yani yüz binlerce nur talebeleri Kadir gecesini sabahlara kadar Ramazan'ı ihya ederek geçiriyorlar. Birisi Kadir gecesini yakalasa her birinin defteri amaline Kadir gecesinde ibadet yapma sevabı geçmiş oluyor. Yani bir kişi aramak değil, yüz binler el arıyor. Biri yakalasa hepsi aynen istifade ediyor. Bitiriyor. İşte bu gibi netice içindir ki Risale-i Nur şakirtleri Hizmet-i Nuriye'yi velayet makamına tercih eder. Yani Risale-i Nur'a hizmetkarlığı, evliyalığa tercih eder. Keşif ve keramatı aramaz. Ahiret meyvelerini dünyada koparmaya çalışmaz. Ve vazife-i ilahi olan muvaffakiyet ve halka kabul ettirmek ve revaç vermek ve galebe ettirmek ve müstahak oldukları şan-ı şeref ve ezvak ve inayetlere mazhar etmek gibi kendi vazifelerinin haricinde bulunan şeylere karışmaz. Ve harekatını onlara bina etmezler. Halisen, muhlisen çalışırlar. Vazifemiz hizmettir. O yeter derler. Cenab-ı Hak inşallah cümlemizi bu halisen, muhlisen çalışanlardan inşallah eylesin. Cenab-ı Hak cümlemizi rızayı ilahiye nail eylesin. Cenab-ı Hak bütün bu salgın hastalıklarına karşı bizleri, sevdiklerimizi inşallah muhafaza eylesin. Hasta olanlara şifalar ihsan eylesin. Vefat edenlere Cenab-ı Hak rahmetiyle muamele eylesin. Cenab-ı Hak bizleri de cümlemizi maddi ve manevi, kalbi ve ruhi hastalıklarımızı şifalar ihsan eylesin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil Alemin. El-Fatiha.